değerli izleyicilerim, bu videomuzda da tere tohumu alacağız. Ekmiş olduğumuz teremiz büyüdü. Biz yiyebildiğimiz kadarını yedik. Bunlar da artanlar. Artanlar da böyle sarıldılar, kurudular, tohum haline geldiler. Şunla tere tohumları şöyle gördüğünüz. Şimdi bu tereleri dibinden ben kırpacağım ve şu kovanın içerisine koyacağım. Orada tohumunu alacağız. Şu tohumlu kapsülle kısım böyle aşağı gelecek şekilde kovanın içine koyuyorum. Evet. Şimdi tere tohumlarımızı topladık. Sıra bu tohumları kabuğundan ayırmaya geldik. Değerli izleyicilerim, şimdi de bahçemizden toplamış olduğumuz tere tohumlarını şu naylonumuzun üzerine seriyoruz. Bir miktar burada kuruyacak. Burası evimizin zemin katı. Burayı kullanmıyoruz. Birinci katta oturuyoruz. Burası boş duruyor. Değişik amaçlarla kullanıyoruz. Bu odanın içerisine sermenin daha uygun olduğunu düşündüm. Çünkü dışarıya sersek balkona vesaire rüzgar estiği zaman tohum tanelerini de alır gider. Onun için buraya odanın içerisine bir naylon serdik. Naylonun üzerine böyle dağınık vaziyette bunu koyacağız ve burada birkaç gün kuruyacak bu. Değerli izleyicilerim, tere sapları kurudu. Şimdi elimizdeki sopa ile tere saplarının üzerine vuracağız usulca ve tohumların kapçıklar içerisinde çıkmasını ve naylonun üzerine dökülmesini sağlayacağız. Vurmaya başlıyorum. Elimizdeki sopa böyle hafif kavisli bir sopa. Bu sopa ile kurumuş tere saplarına vurdukça tohumlar kapçıklar içerisinden çıkıyor ve dökülüyor. Biraz sonra dökülmüş olan tohumları birlikte göreceğiz. Bulmacalarda bazen görmüşsünüzdür, karşılaşmışsınızdır. Keten dövme aracı diye sorulur. Cevabı da filarizdir. İşte gördüğünüz filariz bu. Keten dövme aracı aynı bu şekilde bir sopa. Filariz. Bu da tere dövme aracı filariz. Çiğneyelim birazdan. Değişik yol ve yöntemler denemekte fayda var. Böyle çiğneyerek de tohumlar kapçıklar içerisinden çıkarlar. Neticede önemli olan kapçıkların açılmasını sağlamak ama filarizle döverek ama üzerini çiğneyerek
anmadan böyle iki el arasından ovuşturarak hangi yöntemi seçerseniz seçin sizi sonuca götürür. İşte biz biraz pilarizle dövdük. Biraz da üzerini çiğniyoruz. Ve tohumlar epey çıktılar. Şimdi bir bakalım. Evet. Çıkmışlar epey. Böyle çıkmayanları da iki avucumuzla alıp şöyle ovuşturalım. Şu ot kısmını aldık, ayıkladık. Bunu çöpe atacağız. Tohum ve kapsül kısmına yapacağımız başka işlemler var. Şimdi de tohumlar ve kapsüller karışmış vaziyette. Bu kapsüllerle tohumları şimdi birbirinden ayıracağız. Bunun için bir elek süzgeci, elek olarak kullanacağız. Süzgecin içine dolduruyorum bunları. Süzgeçte eleyeceğim ve ayrılmalarını sağlayacağım. Şimdi eliyorum. Süzgeçte eliyorum. Görüyorsunuz tohumlar altına geçiyor ve kapçık kısmı, yani kapsüllerin kabuk kısmı süzgecin içinde kalıyor. Şimdi şuradaki ot parçalarını alıyorum. Ot parçalarından temizliyorum burayı. Ve şu kısım tohum az gibi görünse de burada binlerce, yüz binlerce belki tohum var. Bu tohum bize gelecek sene için yeter de artar bile. Şimdi bu tohumu toplayacağım ve uygun bir kap içerisine koyacağım ve seneye kadar saklayacağım. Evet, tohumumuz kabuklardan ayrıldı. Bu kadar tohum meydana geldi. Şimdi bu tohumu şöyle bir kaba, şu kaba koyacağız. Bu kabın içerisine koyacağız. Kapağını da kapatacağız ve seneye kadar bu kabın içerisinde muhafaza edilmiş olacak. Şimdi şöyle bir hareketle bu kabın içerisine tohumları koymaya çalışacağız. Bir ikinci hamle. Bakacağız ikinci hamle sonucuna. Az bir şey kaldı. Daha da az kaldı. Evet, bitmek üzere. Yani bu kadar şey tamam. İşlem tamamdır. Tohumumuzu kutunun içerisine koyduk. Bunu artık bir dahaki seneye kullanacağımız zamana kadar bu kutu içerisinde muhafaza edeceğiz. Evet, değerli izleyicilerim, bu videomda sizlerle tere tohumu nasıl alınır bunu gördük. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Beğenileriniz ve kanalıma abone olmanız, yeni ve faydalı videolar yapmam konusunda bana destek olacaktır, beni motive edecektir. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.